başlığımız müzik yapan Sokrates. Ee, ölmeden önce Sokrates'in bir durumu var. Bu <laughs> Sokrates'in ölüm anlarını Platon Phaidon diyaloğunda anlatıyor. Bu eser sıklıkla Türkçeye Phaidon e, yani böyle telaffuz edilse de aslında Fedon ismi bize daha yakın. Yani o kitabın başlığı Fedon diye de telaffuz edebiliriz ki şöyle bir örneğini de getirdim. Semiha Cemal Hanım 1905-1936 yılları arasında yaşamış. Ee, kısacık ömründe çok çevirileri var. O da zaten Fedon diye çevirmiş ki bana da doğru e, yani telaffuz açısından doğru gelen bir <laughs> ifade. Şimdi diyaloğa dönersek Fedon e, Sokrates'in ölüm anında Sokrates'in o ölüm anına tanıklık etmiş isimlerden bir tanesi. Ve bu diyalogda, Platon'un yazdığı bu diyalogda e, olan biteni aktarıyor. Bir yani ortam zindan, e, Platon'un e, anlattığı. Sokrates ölüme hazırlanıyor artık, o gün ölecek. Bu Fedon diyalogundaki ortam bu. Ve... E, Milattan önce 399 yılındayız. Bu arada 2013 yılında bir e, dünya felsefe kongresi vardı. O vesileyle Sokrates'in öldüğü tahmin edilen zindanı da görme fırsatım oldu. Şöyle anlatayım. O Akropolis'in batı tarafında duruyor böyle bir yeşillikler içerisinde bir yer, bir kayalığın içerisine oyulmuş gibi. Sokrates'in orada öldüğü varsayılıyor. Şöyle hayal edebilirsiniz. Yani Akdeniz ortamı sonuçta. O akdeniz havası var, etrafta cırcır cır böceklerin sesleri zaten duyuyorsunuz. Çok güzel bir ortam aslında. Öyle bir yer. Orada oturuyor ve ölümü bekliyor. Ve bu diyalogda bizim için aslında önemli olan, benim de anlatmak istediğim çok ufak bir rolü olan Evenus denilen bir karakter geçiyor. Şimdi, durum şöyle. Sokrates Artık öldü ölecek. Şiirler yazıyor ve bir takım müzikler besteliyor. Ebenus adlı bu kişi anlıyoruz ki Sokrates'in çağdaşı olan başka bir filozof. Ondan bize bir şey kalmamış. Şair bir filozof. Ve şunu sorulmasını istemiş. Sokrates'in ölüm anında bulunacak insanlardan bir ricası var. Ee, belki de o dönemin niçesidir. Çünkü şair filozof bir soru soruyor. Bu soru da benim bugün anlatmak istediğim başlangıç sorumu olacak. Dedik ya Sokrates zindanda kaldığı sürece şiirler yazıyor, ilahiler besteliyor, müzik yapıyor. Ve bu Evenus'un sorusu şu. Bütün ömrün boyunca hiç şiir yazmadın. Hatta şairlerin yalan söylediğini iddia ettin. Ve şimdi müzik yapıyorsun. Bu ölümüne çok az kalan şu günlerde zindanda müzik yapıyorsun, şiirler e, yazıyorsun. Dediğim gibi Evenus oradaki haz birisi değil. Ama sorusunu işte Kebes adlı başka birisi iletiyor Sokrates'e. Böyle diyor yani, e, ne diyorsun Sokrates? Çünkü biz senin şiir yazmadığını biliyorduk. Sen aklı bu kadar ön plana getirmiştin. Yani nedir? Bunun mantığı nedir? Ve Sokrates de çevresinde toplanmış olan dostlarına şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki ömrü boyunca bir rüya görmüş. Bütün ömrü boyunca o rüya tekrarlamış durmuş. Rüyalarında bir ses duymuş. Rüyasında duyduğu ses de şöyle diyormuş. Ona müzik yapmasını emrediyormuş bu ses. Burada alıntı yapıyorum doğrudan Sokrates'in sözlerinden. Diyor ki hayatımda bu rüyayı birçok defalar şu veya bu şekilde görmüşümdür. Fakat rüya her defasında bana aynı şeyi söylüyordu. Sokrates müzik yap. Ve nasıl ki seyirciler tezahürat yaparak koşuculara cesaret verirlerse ben de rüyanın beni zaten yaptığım işi yapmaya, felsefe yapmaya ki felsefe en yüce müziktir teşvik ettiğini düşünürdüm. Fakat şimdi davanın bittiği, festivalin ölümümü geciktirdiği süre içerisinde düşündüm ki rüya bana düpedüz müzik yapmamı emrediyor ve emre uymamak olmaz. ...alıntıda, ya yani bu e, kitaptaki, Fedon'daki e, diyaloğun devamında da... ...bunu vicdanını rahatlatmak için yaptığını söylüyor. Çünkü e, bir ihtimal rüyanın emrine doğru düzgün uymamış olabilir. Bir tereddüt var Sokrates'te. Tabii bu rüyanın eski Yunanca orijinaline de baktım nedir diye. Çünkü farklı çeviriler mümkün. E, şöyle diyor, o Sokrates, Musiken... Koi kay ergazu. Yani buradaki mus, musike kelimesi güzel sanatlar şeklinde de çevrilebiliyor. Bazı yani bu kitabı merak edip baktığınız zaman şöyle çevrildiğinde görebilirsiniz. Sokrates müzik yap, bunu e, çalış şeklinde çevrildiğinde görebilirsiniz. Ama ben Nietzsche'nin yorumundan ilerliyorum. Nietzsche tragedyanın doğuşunda bunu müzik yap Sokrates diye çevirmiş. Yunanca ve İngilizce ee, çok müthiş bir kaynak var Perseus. Oradan da baktım. Orada da müzik yap Sokrates diye çevrilmiş. Ayrıca Sokrates zindanda gerçekten müzik yaptığı için, rüyanın emrine uyup müzik yaptığı için bence de bu Sokrates müzik yap diye çevrilmek, çevirmek isabetli. Şimdi bu noktada biz bizim konumumuz bu kim olduğunu bilmediğimiz e, Ev Enus adlı filozof. Ya yani biz onunla özdeşleşiyoruz burada. Ki günümüze yakın e, filozoflardan Nietzsche yaklaşık diyelim hadi 2000 2500 yıl sonra olsun aynı soruyu tekrarlıyor. Çünkü Nietzsche'nin formülüyle de soru şu hale geliyor. <laughs> Nietzsche Sokrates'i pratik rasyonel insanın bir prototipi olarak görüyordu. <laughs> Ve şimdi böyle bir Sokrates'in Platon'un Devlet adlı eserinde bizlere uzun uzun ideal devlette şairlere yer olmadığını anlatan Sokrates'in <laughs> Aklı bu denli ön plana koymuş, insanlık tarihinde ve felsefe tarihinde bu kadar merkezi bir yer edinmiş, bu kadar etkili ve kilit duran bir figür olan Sokrates'in kendi deyimiyle vicdanını rahatlatmak için şiirler yazması, müzik yapması işte bu bir soru. Çünkü bir çelişki var burada. Ve e, bu soru çok haklı bir soru. Neden müzik yapıyorsun Sokrates? Yani bütün ömrün boyunca şiire, müziğe böyle yaklaştın. Şimdi neden? Ve Platon'un resmettiği haliyle biz Sokrates'ten hep şunu gördük. Kendinden emin, rahat, ölüme de öyle gitmiş. Ama sanki bu ifadesinde bir tereddüt var. Bir şüphe içerisinde kalmış gibi. Ve şunu düşünüyor. Bütün ömrü boyunca duymuş olduğu o rüyasındaki sesi yanlış anlamış olabileceğini düşünüyor. Yani rüyasındaki ses müzik yap diyor. Sokrates diyor ki felsefe en yüce müzik iyisi ben <laughs> oradan devam edeyim. Ama o hayatının son saatlerinde ya diyor hay Allah ya rüya bana düpedüz müzik yap diyor idiyse ne olacak? Ve yani Nietzsche bunun altını çok güzel çiziyor. Müzik yapan Sokrates çelişkisinin altını çiziyor. Çünkü Nietzsche'nin gözünde Sokrates hep aklı, mantığı, diyalektiği temsil etti. Ve ona göre Sokrates figürü bizim işte modern, mantıklı, hesapçı, bilimsel insanın, insan tipinin bir ilk örneği, bir prototipi olarak görüyor Sokrates'i. O yüzden bir çelişki var burada. Tabi e, bu az önce yaptığım alıntı Nietzsche açısından ayrı bir önem taşıyor. Çünkü Sanki Sokrates figürüyle ifadesini bulan, hayata yalnızca akıl ve mantık gözüyle bakma, o çerçeveden bakma tutumu adeta kendi kendinden şüphe ediyor gibi bir durum var. Ve bu konuda Nietzsche'nin sözlerine bakalım. Burada da Nietzsche'den bir alıntı yapacağım. Şöyle diyor: Sokrates'in rüyasında duyduğu bu sözler, mantık evreninin sınırları konusunda düştüğü şüphenin biricik işaretidir. Sokrates kendine şöyle sormuş olmalı. Aklımın almadığı şeyi anlaşılmaz olarak nitelemekte çok mu aceleci davrandım? Belki de mantık insanın girmesine izin olmayan bir bilgelik alanı vardır. Belki de sanat aklın olmazsa olmaz tamamlayıcısı olarak görülmelidir. İşte yani bu tam olarak bizim üzerinde durmak istediğimiz, araştıracağımız başlangıç noktamız burası. Sorduğumuz soru o Evrenus'un merak ettiği, sonrasında da Nietzsche'nin yorumladığı soru: Acaba aklın soyut bilgisi olmayan başka bir idrak türü, başka bir bilgelik var mı? Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi ben burada bu müzik yapmayı bir sembol olarak düşünüyorum. Çünkü e, bu başka tür idrakten ilerlemek istiyoruz ve bu açıdan da müzik yapmayı sembol olarak alıp buradan ilerlemeye çalışacağım. Şimdi önce bir adım geriye atıp yani felsefe kitaplarını şöyle bir karıştırdığımızda karşımıza çıkan kavramlara bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Ve temel felsefi kavramlara baktığımızda hep böyle bir sıklıkla diyelim ya da görmeyle alakalı terimlerin olduğunu fark edebiliriz. Örneğin aydınlanma diyoruz, fenomenoloji diyoruz, teori diyoruz, temsil diyoruz, açıklık diyoruz, görü diyoruz. Hepsi sanki görmekle alakalı. Yani bir netlik ve bir kesinlik arzusu var sanki havada. Yani o Sokrates'in ilk yani akılcı tavrına benzeyen. Şimdi sadece tabii felsefede değil bence bu. Bütün ideolojiler, inançlar, çeşit çeşit düşünce sistemleri. Hepsi kendisini berraklığın, netliğin ve ışığın sembolleriyle göstermeyi çok sever. Ama biz insan deneyimini değerlendiriyoruz. Var olmanın anlamı üzerine gitmek istiyoruz. Dolayısıyla bütünlüklü bir bakış, insan deneyimine bütünlüklü bir bakış sağlamak istiyoruz. O yüzden işte tam da bu bundan dolayı müziği ben bir sembol olarak alıyorum. Ve insan deneyiminin önemli bir kısmını göze değil kulağa bağlamanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz da belki biyolojik yaklaşmak lazım. Gün ışığı hüküm sürdüğü anlarda göz gerçekten de ayrıcalıklı bir organ gibi. Ama karanlık çökünce işler değişiyor. Gözün görüşünün sınırlandığı anlarda kulak devreye giriyor ve karanlıkta görmesem de işitiyorum. Ya o ses ne? Az önce bir çıtırtı mı duydum? Nedir? Biri veya bir şey bana doğru mu geliyor? O gelen şey bir tehdit mi? Her şey belirsizleşiyor. Her şeyde bir müphemlik, bir karanlık ve belirsizlik hakim olmaya çalışıyor ve o noktada insan kulak kesiliyor. Ve insanlık tarihini şöyle bir düşünürsek, sadece o yazılı tarihten bahsetmiyorum. 5 bin 10 bin yıl geriye değil, yani yüz binlerce yıl belki Homo sapiens olarak düşünmek ve belki 2 yıl, milyon yıl geriye doğru bir hareket etmek gerekiyor. Nietzsche de tam olarak bizim bu izleyimize uygun olarak diyor ki kulak korkunun duyu organıdır. Ve bence e, çok haklıdır da. Şimdi şöyle bir ayırım düşündüm ben. Aydınlıkla ve görmeyle veya kesinlikle ve netlikle alakalandırılan aklın karşısına Kapalılık, görünmezlik, belirsizlik, muğlaklık, karanlık ile çağrışım yapan e, kulağa bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Kulak burada devreye giriyor çünkü. Belirsizlikle alakalı var. Bir tarafta kesinlik arayışı, netlik arayışı, diğer tarafta tüm bu belirsizlik ve karanlık içerisinde bir durum var. Ve işte diyoruz ya biz apaçık olanın değil de başka tür bir idraın yolunu aradığımız için e, bu taraftan devam etmek istiyoruz. Şimdi sorumuz şu müzik dedik bir sembol olarak kullanıyoruz aklın sunduğunun dışında bir hakikatin ifşacısı olabilir mi? Tabii burada özelde ben müzik desem de sanat diyebiliriz, varlığa, akıl çerçevesinin dışında başka bir yaklaşım diyebiliriz. Veya Nietzsche'nin sözlerini birebir alıntılarsak e, mantık insanının girmesine izin olmayan acaba bir bilgelik alanı var mıdır? Araştırdığımız şu. Ve madem başka tür bir idraki arıyoruz o zaman e, benim de bu konuşmada önerim. Öncelikle dümdüz idrakten başlayalım. Yani o alalade idrakten başlayalım. Küt algıdan başlayalım. Nasıl ifade edersek artık. Daha sonra estetik denilebilecek bir algıya oradan da belki şu ihtişam denilen kavramın içinin nasıl doldurulabileceğine bakacağız. Şimdi e, <laughs> yolculuğumuz böyle sürecek. Önce alelade algı, alelade idrak neye benzeyebilir? Oradan estetik idrak nasıl mümkündür veya mümkün müdür oradan da ihtişama doğru ilerleyeceğiz. Şimdi e, bu amaçla oldukça evrimsel ya da biyolojik bakmakta fayda var. Yani beynimize böyle niye bakmayalım böyle bakalım hatta. Çünkü bilincin işleyişini evvela bu tarafta arasak iyi olur. Şimdi insanın belki de hatta insanda değil homo sapiens demek daha e, isabetli olabilir şu, şu haliyle. Şimdiki halimizle varlığımız 300 bin yıldır böyleyiz. Hatta onun öncesinde 2 milyon yıl önceye kadar da takip edilebiliyor. Bizler tarihi bu yazılı şeyler ortaya koyduğumuzdan sonrasında başlatıyoruz ama yazılı bir şeyler koymadığımız zamanlara da uzandığımızda geçmişimize dair işaretler buluyoruz. Örneğin bir kemikten bir flüt bulunmuş. 50 bin 50 bin yıl öncesine tarihlendirilebiliyor yaklaşık biliyorsunuz mağara resimleri var 40 bin yıl 50 bin yıl önce yapılabiliyor eğer 50 bin yıl önce böyle şeyler üretebiliyorsak daha geçmişe de e, bu izleri sürebiliriz şimdi bizler de böyle bir bakıştan bakıyoruz şimdi evrimsel ve biyolojik açıdan bakıyoruz. <laughs> Şunu söyleyebiliriz. Tıpkı diğer hayvanlar gibi bizlerin de isteklerimiz var. Çok çok basit. Bunun mantığı da e, oldukça aslında açık. İyi olduğunu düşündüğümüz şeyin peşinden koştuk. Tehdit olarak gördüğümüz şeyden de kaçtık. Bu kadar basit. Ve e, bizim bakışımız kendimizi merkeze alıyoruz ve bizi cezbeden şeyin peşinden koşuyoruz. Bize tehdit olan şeyden de kaçıyoruz merkezde de biz varız. Kendi konumumuza göre diğer her şeyi değerlendiriyoruz. Yani e, denilebilir ki ilgili bir bakış var. Burada aslında interest kelimesi ya da Almanca interesse kelimesi çok isabetli. Çünkü ilgili bakış aynı zamanda çıkarcı bakış yani interest kelimesi çıkar da demek. E, İngilizce. Yani bir çıkar ve ilgi ile bakıyorum dünyaya. Merkezde de kendimi koyuyorum. Bu çıkarlarıma ve ilgilerime göre hareket ediyorum. Kendim referanslıyım, kendim referanslı olmakta zorundaydım. Geçmiş zamanda konuştuğuma da bakmayın, burada söylediğim her şey geniş zaman, yani hala <laughs> ya biyolojik varlıklarız böyleyiz. Kendimiz referanslı bakıyoruz, bu sıradan alelade algı ve dünyada, dünyanın merkezinde kendisini gören bir benlik ile işte bunun istedikleri. Arzu ettikleri ya da kaçındığı şeylerin e, toplamı olan bir dünya içindeyiz. Şimdi cazip şeyler ile bana tehdit görünen şeyler, dışında kalanlar bunlar beni ilgilendirir mi? Yok. Yani genel olarak söylediğimizde hayır. Bu arada yani konuşmanın ilerleyişinde biraz aralara Chopin'arlar da girecek ister istemez. Çünkü onun anlattığı yolda yani bu konuşmanın yolculuğunda e, onun düşüncelerini de katacağım biraz. Çok güzel bir örnek veriyor. Diyor ki Chopin'ar normal o alelade algı içerisinde bizler satranç oyuncuları gibiyiz. Diyelim önümüzdeki satranç taşları çok güzel işlemelerle dolu. Her şey böyle şahane işlenmiş çok güzel bir işçilik var. Ama oyuna kendisini kaptırmış kişi o taşların işçiliğiymiş, işte tahtanın güzelliğiymiş vesaire görmez. Onu göremez. Çünkü oyuna kaptırmıştır kendisini. İlgili bir bakışı vardır. Onun dışında olanı göremez. E, buna tabii çok fazla başka örnekler de verilebilir. Şimdi yine Chopin'a kulak verirsek. E, normalliği veya normal hayattaki halimizde bizler veya bizim bilincimiz aslında bir kukladan ibaret. Yani öyle özgürlükmüş, iradeymiş. Şopenhauer sisteminde yok öyle bir şey. Arkada yani bizi eğer kukla olarak düşünürsek başta çok kolay fark edilmeyen ama bir içgörüyle anlayabileceğimiz bir tür kukla oynatıcısı var. O kukla oynatıcısı da isteme olarak formüle etmiş. Yani bir istek var. Hayatta her şeyin özü olan ve o kukla ustası Karagöz Hacivat oyunlarında sanıyorum hayali diyorlar o arkada oynatan e, adamlara kadınlara artık her neyse ya onun gibi önde işte gölgeler oynuyor arkada mı bunu kontrol eden e, başka bir merkez var. Şimdi adımlarımızı bu doğrultuda attığımızda tüm bu söylediklerimizden diyebiliriz ki alelade bilincin temel özelliği bencillik oluyor ister istemez veya ben merkezcilik daha isabetli bir ifade. Merkezde ben varım, bir de geri kalan her şey var gibi. Fakat beni merkeze alan kişinin kaderinde bir mutsuzluk işareti de ister istemez oluyor. Çok kısaca bir değinelim. Beni bu kadar merkezde gören insanın neden ister istemez mutsuz olacağına dair. Şöyle, şimdi biz kendimizi hayatın her şeyin merkezine koyup bireysel isteklerimizin tatminini ee, çok üstün tutsak da bunun bize müthiş iyilikler bahşedeceğine inansak da yani dünyaya kazık çakacağımızı düşünmemize vesile olsa da bunlar burada bir hata var. Yani biraz abartarak ifade edeyim dünyaya aç kurtlar gibi gelip alacaklıymış gibi davranırsak davranıyorsak e, hayatta da kaçınılmaz olarak cehenneme dönecek çünkü. Ben ve geri kalan dünya arasındaki ayrımı bu kadar kesin yapıyorsam istediğim kadar güç, mal, mülk, iktidar, para vesaire toplasam da ben ve geri kalanlar arasındaki ayrım çok keskin olduğu için kendimi sürekli tehdit altında hissedeceğim. Yani böyle bir insanın şu varoluşta rahat hissetmesi, mutlu hissetmesinin imkanı yok. Şimdi biz bizim sorumuza geri dönelim. Varlığa başka bir yönelim mümkün mü? Bizim sorumuz bu. Schopenhauer aklı sadece soyutlama yetisi olarak değerlendiriyor. Somut olarak aldığımızı soyutluyoruz. Akıl denilen şey bundan ibaret. Ve Schopenhauer e, sisteminde akıl o bahsettiğim merkezdeki güç diyelim hadi istemenin hizmetinde. Buna benzer bir eleştiri bütün Batı felsefesini varlığın unutmuşluğu olarak değerlendiren ve tabii hani çağımızın bilimsel rasyonalitesine meydan okuyan Heidegger'de de var. Heidegger'in teknoloji eleştirisinde de var. Heidegger için teknik veya ekonomik rasyonalite düşünme değil. Kontrol etme ve hükmetme isteği aslında daha dikkatli bakarsak. Veya işte onun kendi ifadesiyle bu dünyayı devasa bir benzin istasyonu olarak görüp bunu işte kocaman bir benzin istasyonuna çevirmeden ibaret olarak değerlendiriyor. Şimdi bu Alelade idrak idi. Merkezde ben varım. <laughs> bunun bir de alameti farikası olarak bir mutsuzluğu var. Biz bunun ötesini arıyoruz. Bizim ilerleme çizgimiz bu yolda. Şimdi Heidegger diyordu ya varlığı unuttuk. Biz hatırlamaya çalışıyoruz. Yani hani yapabilirsek. Merkezde olduğumuz bir bakıştan doğaya ya da sanata kulak verdiğimizde... Orada yine belki e, müzikal bir ifade kulak vermekte. Yani benim bu merkezi konumunun kırıldığında ya da bencilliğin eridiğinde diyebiliriz ki böyle bir şey. Yani ben merkezin kırılması ve varlıkla erime anı böyle anlarda olsa gerek. Hani derler ya bazen veya işte deneyimlemişsinizdir doğada ya da bir sanat eserini tecrübe ederken kişi kendini kaybeder, yiter gider, orada erir doğayla bir olduğunuzu hissedersiniz. Çok güzel bir manzarada gerçekten kendinizi kaybettiyseniz veya sanat eserini dinlerken o anda merkezde siz yoksunuzdur artık. Başka bir yerden bakıyorsunuzdur. Ve dolayısıyla varlıkla bir kaynaşma mümkün. Ve hesapçılığımız, hesabiliğimiz bir, bir nevi diniyor. Kendiliğinden sessizleşiyor. Karşımızdaki dua bize her şeyle olan bağlantımızı gösteriyor. Veya sanatta da aynı şey. Ben ve öteki arasındaki sınırların eridiği bir an o. Öyle hani bir başımayım, böyle monat gibi bir varlığım, bir atom gibiyim, hiçbir şeyle bağlantım yok. Bir ben varım, bir de gerisi var gibi bir şeyler eriyor. Aradaki sınırlar kalkıyor. Ve e, o daha önceki bencil veya işte ben merkezci bakışta benim için ilişki ağları önemliydi. Örneğin o nerede, onun neliği, ne zamanlığı, niçinliği ile ilgilenirken karşımda artık sadece karşımdaki her neyse onun mahiyeti, neliği ortaya çıkıyor. Ve yine hani e, Nietzsche'ye bağlayabiliriz buradan. Ben merkezli bakışın kırılmasını Nietzsche Dionysos'la ifade ediyor. Varlıkla kaynaşmamıza vesile olan bir an. Tabi belki tekrar şu unutma mevzuna, Heidegger'in bahsettiği unutma mevzuna bu noktada dönebiliriz. Ee, yani modern, bilimsel, rasyonel ve mantıksal çağımızı Dionysos'u unutan bir çağ olarak değerlendirirdi bence Nietzsche. Yani Dionysos'umuz kaçmış, animamız kaçmış, o can ve ruh kaçmış. Sadece çok akıllıyız, çok rasyoneliz, çok bu, bu şekilde ilerliyoruz. Çok hesapçıyız. Ama o anima bizi canlandıran, bizi canlı kılan, bizim o ruhumuzun heyecan duyduğu yerler o kaçmış. Ha böyle gazı kaçan gazoz gibi <gazoz> böyle <gazoz> duran bir halde hayal edebilirdik belki. Unuttuk. Yani doğanın o yaratıcı ve canlandırıcı güçlerini unuttuk. Ölümü unuttuk, yaşadığımızı unuttuk, varlığın azameti gitti, coşkusu gitti. Böyle sanki hani kurulu saat gibi işleyen şeylere dönüyor olabiliriz. Nietzsche'de de böyle bir Heidegger'in bahsettiği gibi bir unutma e, bulabiliriz. Şimdi e, dedik ya estetik deneyimde sıradan bilinç, alelade bilinç artık eskisi gibi değil. Böyle dediğimize göre özne de bir değişim gerçekleşmiş. Derin bir dönüşüm gerçekleşmiş demek olsa gerek. Çünkü... Alelade zihin kendisine her şeyin merkezinde görürken veya her şeyi istenilesi ya da kaçınılası kategorileri içerisinde değerlendirirken ve dolayısıyla Schopenhauer'ın örneğiyle söylemek gerekirse yani böyle insanı bir sarkaca benzetiyor ya can sıkıntısı ve ızdırap arasında gidip gelişimiz ortadan kalktığında başka bir şey oluyoruz o Sıradan bilincimizin ötesinde artık e, bizde bir dönüşüm gerçekleşiyor. Karşımdakini, karşımdaki nesneyi kendi ilgime göre, kendi çıkarıma göre değerlendirmediğim bir an. Yani e, zaman ve mekanda kendi konumuma göre görmüyorum artık karşımdakini. Schopenhauer zaman ve mekanı e, çok... Yani Latince bir terimle ifade ediyor. Diyor ki bunun için principium individuationis diyor. Bunu Türkçeye tekleşme ilkesi diye çevirebiliriz. Yani e, esasen her şey diğer geri kalan her şeyden zaman ve mekanda ayrılıyor. Fakat estetik deneyimde her şey bu tekillikler dünyasındayken artık algıladığım nesne de tekil bir şey olmaktan çıkıyor. Chopin'in terminolojisinde bu ideasına dönüşüyor. Örneğin diyelim bir ağaç, ağaca bakıyoruz. İlgili ve çıkarcı bir bakış merkezde ise ağaca baktığımda gördüğüm şey büyük olasılık kereste olacaktır. Yani işte şu kadara alırız, bu kadara satarız. Böyle şeyler dönecektir. Ağaçta gördüğü bu olacaktır. Belki bir mobilya ustasıysa işte ağaca baktığı zaman göreceği şey bundan sandalye yapılır. Bundan müzik aleti yapılır olacaktır. Ama başka bir bakış mümkün. O eğer varlıkla kaynaşma olarak yani beni merkezde almadan veya belli bir çıkar ilişkisiyle bakmadan görebilirsem eğer orada bir ihtimal varlığın mucizesiyle karşılaşmam gibi bir durum yaşanabilir. Özne ben merkezli değil Nesne de bu anlamda tekil bir varlık değil. Ne ben o çıkarcı insanım az önceki, ne de karşımdaki ağaç tekil bir varlık. Bir kaynaşma anı yaşanıyor. Bunu estetik deneyim olarak tanımlayabiliriz ve bu anda zihin aslında her şeyle, doğa anayla kendisini ve her şeyi bir olarak idrak ediyor. Yani orada bir e, ya ben ve öteki ayrımı yitmeye başlıyor. Şimdi burada yavaş yavaş da güzel kavramından ihtişam kavramına da geçelim. Çünkü sıradan bilinç ortadan kalktığında varlığın bize sadece güzel görünüp görünmeyeceğini bence sorma hakkımız var. Bunu da tartışalım, tartışmalıyız. <laughs> Şimdi ben doğa ananın bir çocuğu olsam da doğa bana göz dağı veriyor. Ve doğanın hepimizi beni tekrar yutacağı da kesin. Bu kaçınılmaz, ölümlüyüz. Ve e, şöyle diyebiliriz. Hem temaşa edebileceğimiz, hem bilincine varabileceğimiz. Yani kendimi deneyimde artık yitirmiyorum. Varım hala orada yani benliğimle varım. Ve doğanın düş düşmanca yönünü fark ediyorum. Şimdi bireyin doğanın bu yönünü Orada kalarak temaşa edebilme ihtimalini felsefede ihtişam olarak e, tanımlandığını görüyoruz. Bu İngilizce sublime veya işte Almanca das Erhabene veya bazen die Erhabenheit diye geçiyor. Felsefede sıklıkla bunu yüce diye çevirdiler. E, güzeldir yani bir sıkıntısı yok ama ben ihtişam diye çevirmeyi tercih ediyorum. İhtişam diye çevirme sebebim de ihtişam kelimesinin içerisinde dehşet olması. Yani hem bizi dehşete sokan bir durum var hem de o durumu biz güzel buluyoruz. Böyle karışık bir durum var. Dolayısıyla ihtişam kelimesi bence yüce kelimesinden daha isabetli. O yüzden ben ihtişam kelimesini kullanıyorum çeviri yaptığım zaman bu kelimeyle karşılaştığımda. Çünkü hayatın bir yönü hakikaten de dehşetli. Dur durak bilmez bir değişim var sürekli akıyor. Ve bu değişim içerisinde yok oluşta kaçınılmaz. Ve dolayısıyla dehşet bir yön var. Hani bazen diyoruz ya dehşet güzel. Bilmiyorum kullanılıyor mu hala? <laughs> ya arada geçebilir, kullanabilir. Hakikaten ihtişam kelimesinin anlattığı şey öyle. Dehşet güzel. Ve e, Kant'ın bu konuda bir ayrımı var. Onun ayrımı çok güzel olduğu için oradan devam edeyim. E, Kant diyor ki ihtişamın iki türü vardır. Bir tanesi dinamik ihtişam, bir tanesi matematik ihtişam. Dinamik ihtişam, şimdi doğanın muazzam güçleri karşısında bize kendi konumumuzu hatırlatan ihtişam türü. Örneğin fırtınalar esiyor, şu an dışarıda hakikaten rüzgarlar çatıları koparacak gibi esiyor bir yandan. Şimşekler fırlatan kapkara bulutlar hayal edebiliriz, çöllerin ıssızlığını hayal edebiliriz. Ee, dalgalanan, köpüren denizleri hayal edebiliriz. Veya işte vadilerden uğultuyla esen rüzgarlar. Tüm bunlar dinamik ihtişama örnekler. Yani bunlar karşısında benim anladığım varlığın akışı içerisindeki kendi konumumu anlıyorum. Matematik ihtişam ise daha ziyade oranlarla alakalı. Örneğin piramitler gibi dev yapıların yanındasınız veya çok yıldızlı bir gökyüzü altında duruyorsunuz ve gökyüzünü seyrediyorsunuz. Burada anladığımız şey biraz belki metaforlarla ifade etmek gerekirse fırtınada bir toz zerresi olduğumuzu hissediyoruz. Oran olarak konumumuz küçülüyor. Ve şöyle diyebiliriz yani sonsuz zamanlar ve sonsuz bu astronomik mekanlardaki konumumuzu hatırlıyoruz matematik ihtişamda. Diyelim yani 80 yıllık ömrümüz olsun. Ortalama 80 yıl ömür biçiliyor insanlara yaklaşık. Ve ama bu astronomik zamanlar ve astronomik mekanların yanında bir hiç, bir anlık. Yani böyle bir parmak şıklatma süresi gibi. Şimdi burada e, kendi tekil varlığımla kalıyorum biraz. Çünkü bir tehdit var benim varlığıma. Varlığıma tehdit olduğu için öyle kendimi kaybedemiyorum az önce bahsettiğim gibi. Bana göz dağı veren bir durum var. Yani varlığın kendisi hücum ediyor. Ve orada o göz ile karşılaşıyorum. Ama bir yandan da bunu kabulleniyorum. İhtişam da burada bir yerlerde. Hem dehşet az önce söylediğimiz gibi hem de güzel bir taraf var burada. Ve birden anlamlı bir mütevazileşme yaşayabiliyorum. Şöyle ki düşünürsek hani biraz abartarak konuşalım. Denizde kum, evrende galaksiler. Bu galaksilerden bir tanesi Samanyolu galaksisine gelelim. Yani yine denizde kum bu galakside yıldızlar. Bu yıldızlardan bir tanesi Güneş. Onun etrafında dönen yuvarlak minik bir top var. O topun üzerinde de bizler varız. Bugün buraya geldik o topun üzerinde <laughs> ve konuşuyoruz. Yani aslında bu diğer taraftan baktığımızda gördüğümüz şey <laughs> Hem evrenin bir bir köşesinde dönüp duran yuvarlak bir topun üzerindeki bir canlı türü olduğumu anlıyorum ve hissediyorum. Aynı zamanda doğanın bize kayıtsız olduğunu da hissediyorum. Yani bir kayıtsızlık var. Yani biz varız ya da yokuz. Yani ne fark eder gibi. Hani doğaya göre oradan bakarsak. Biz kendimizi merkezde gördüğümüzde tabii ki önemliyiz ama bir de başka bir yönden baktığımızda bu önem duygusu açıkçası silinip gidiyor. Artık sahnede ölüm de var. Çünkü <laughs> bu ihtişam karşısında anladığım şey o. Kendi yok oluşum. Ve bu durumda evrenin bu kayıtsızlığı içerisinde ne bir teselli var ne koruyup kollayan ne sığınacak bir yer. Böyle bir yer. Yani dünya denilen topun üzerinde yaşıyoruz ölüyoruz. <laughs> Ve kırılganlığımızı hatırlıyoruz. İhtişamda böyle bir yön var. Tabi... Ee, şunu da sorabiliriz. Deli miyiz biz? Niye bize ölümü hatırlatan bir durumu övüyoruz? Çünkü biraz olumlu bahsediyoruz tabii ki. Burada nerede acaba estetik has? Bunları soruyoruz. Ve e, farklı açılardan da bir cevaplar sağlamaya çalışabiliriz. Ben Chopin'i takip etmeye çalışayım. Onun cevabını tekrar etmek gibi değil ama yani <laughs> uğradığımız duraklardan birisi o olsun. Şimdi az önce güzel deneyiminde tekil öznenin eriyip gittiğini, idrakin saf öznesine döndüğünü söylemiştik. İhtişamda ise özne korku içinde. Çünkü yok olacak olmasını, ölüme doğru olduğunu anlıyor. Hem kendi varlığını tutan bir tarafı var. Ölüme doğruluğumu anladım. Çünkü ben yok olacağım. ...ama eş zamanlı olarak da idrakin saf öznesine dönüşme ihtimali. O güzel de demiştik ya varlığı saf bir şekilde seyreden göze dönüşme ihtimali. Burada ikisi sanki kaynaşmış gibi. Çünkü ben o ihtişam anında sadece kendi kaderimi görmüyorum. Aslında bütün insanlığın kaderini görüyorum. Ortak kaderimizi anlıyorum. Sadece kendi yazgım değil o. O hepimizin yazgısı gibi bir durum... Binlerce yıl geçmişten ve belki binlerce yıl geleceğe doğru bakıyorum. Yani kendimizi belki ay gibi hayal edebiliriz. Tepede öyle duruyor. Ve belki hadi diyelim ay seyreden bir göz olsun. Bir sürü insan doğuyor, bir sürü insan ölüyor. Bu macera, bu işte kurmalı saat sürekli tekrar tekrar kuruluyor. Yani öyle bir yerden baktığımızı varsayalım. Bu varlığın trajedisi ve komedisini yan yana anladığımız bir an. <laughs> Böyle Ay'a oturup oradan seyreder gibi bir an belki. Evrenin o kayıtsızlığı içerisinden bakan bir göz gibi. Ben sadece kendime ait bir durumu değil, varlığın akışı ve bu ufak gezegen sahnesinde olan biten her şeyi kavruyorum o anda. Çelişkili bir an. Çok üzerine konuşulacak çok şey var. Çünkü buradaki çelişki şurada tekil birey olarak kendimi tehdit altında hissediyorum. Ama aynı zamanda o binlerce yıl geçmişten ve gelecekten gören göze dönüşmeden dolayı idrakin saf öznesine dönüşmüşlüğümden dolayı mutlak bir güvenlik duygusu da eşlik ediyor o ihtişamda. Yani bir yandan kendi varlığım tehdit altında, diğer yandan o varlıkla bütünleşmişliğin tam anlamıyla güvenliği var. Yani ben sadece tekil bir varlık olmuyorum o anda. Ben varlığın ta kendisi oluyorum. Doğanın dışında bir birey olmuyorum. Doğanın ta kendisi oluyorum o anda. Bunu idrak ediyorum. Yani doğanın sadece bir çocuğu olmadığımı, ben doğanın ta kendisi olduğunu anlıyorum. Ve burada ya yani Upanishad'ların şöyle bir ifadesi var oradan. Bizim de sezgisel olarak belki fark ettiğimiz şu. Upanishad'larda şöyle bir ifade var. Ben toplu olarak tüm bu yaratılışım ve benden başka hiçbir varlık yok. Oraya geçiyorum. Yani o doğa ana dedik ya ve de doğanın çocuğu olarak tekil birey. Ben işte orada doğa ana'nın ta kendisi olduğumu anlıyorum. Şimdi konuşmaya böyle başladık. Ee, farklı bir bilgelik sunan bir idrak var mıdır? Alelade idrak'tan başladık. Oradan güzellik deneyiminin neye benzeyebileceğini konuştuk oradan ihtişamın neye benzeyebileceğini konuştuk. Buradan yani başladığım gibi yine devam edeyim. Sokrates üzerine bir hikayeyle başlamıştım. Yine Sokrates ile ilgili başka bir hikayeyle devam edeyim. Şimdi Platon'un şölen diyaloğu vardır. Bu diyalogda Eros tartışılıyor. Yani aşkın ne olduğunu tartışıyorlar. Herkes bir şeyler anlatıyor. Şölen'de eğleniyorlar açıkçası. Hani biz burada nasıl toplandıysak biz bize konuşuyoruz bir şeyler. Onlar da bir konu seçmişler, konuşuyorlar, eğleniyorlar. Konu da aşk. Hadi aşk hakkından konuşalım. Kim daha güzel şeyler söyleyecek? Hadi buna bakalım diyorlar. Herkes bir şeyler anlatıyor. Sıra Sokrates'e geliyor. Diyorlar ki Sokrates anlat bize. Aşk hakkında sen ne düşünüyorsun? Sokrates o bildiğimiz tavrıyla ben bilmiyorum diyor. <laughs> ne bileceğim? Bu konu hakkında benim söyleyecek bir şeyim yok diyor çünkü bilmiyorum. Ama diyor orada felsefe tarihinin yine çok gizemli karakterlerinden birisi Diotima. İlginç bir kadın. Ya kim olduğunu bilmiyoruz. Arkada bir kadın. Ben diyor aşkın ne olduğunu Diotima'dan öğrendim. Eros'un ne olduğunu Diotima'dan öğrendim. Bana o anlattı. İsterseniz diyor ben Diotima'dan sizlere rivayet edeyim. Ve Diotima'dan şunu öğrenmiş Sokrates. Eros'un bir daimon olduğu. Yani ne bir tanrı, ne bir insan ama bir daimon, yani bir cin olduğunu söyleyerek başlıyor. Bu cin, bu Eros denilen cin hep güzeli arzuluyor. Çünkü işte Afrodit'le aynı gün doğmuş. O yüzden güzeli arzulamak onun karakteriymiş. Ve tabii orada tartışmada şöyle bir kırılma yaşanıyor. Deniyor ki Peki en yüce güzellik nedir? O da bilgelik. E neymiş o zaman? Eros bilgeliğin peşindeymiş aynı zamanda. Bilgeliğe aşık, hikmete aşık. Ee, ve o şölende geçtiği haliyle anne bab ve babasından bu cin, bu Eros denilen cin çok ilginç özellikler almış. Ee, babası Poros, annesi Penyah. ...Koros sürekli işte çözümler üreten sürekli cevval bir karakter. Penya işte yoksullukla alakalı bir tanrıça. Yoksulluk tanrıçası bence ilginç. Tapar mıydınız bilmiyorum. Yani düşününce benim <laughs> aklıma bazen geliyor böyle bir tanrıça olması çok ilginç buluyorum. Şimdi bu ikisinin karakteri Eros'ta öyle bir birleşmiş ki ister istemez bu Eros haylaz olmuş. Böyle kölece bir nezaket içerisinde asla değil. Yani hani şey vardır ya aman tadımız kaçmasın nezaketi. Öyle değil. Tadımız kaçsın yahu. Yani hani arıyoruz biz, sorguluyoruz. Ve kendisine sunulan olan da yetinmiyor. Yani ona sundun tamam diyen bir karakteri yok. Sokrates'in işte o Diomatima'dan rivayet ettiğinde devam ediyoruz. Hani dedik ya ne tanrı ne insan herhangi bir sınıfa dahil değil hem orada anlatıldığı şekliyle çapulcu hem kararlı, neşeli, cevval, sürekli çözüm üretiyor. Kalıplara girmiyor. En zor koşullarda kalabilir ama çözüm için sürekli uğraşır. Mesela hani Leyla ve Mecnun'da Mecnun çöllere düşer vesaire. Onun gibi yani hani çöle düşüyor ama aşmak için bir şey var, arzusu var. Ne olacağını bilmiyor. Ulaşamayacağını söyleseniz bile bu en yüce güzellik olarak gördüğü hakikate aşık olduğu için çabalamaktan da asla vazgeçmeyen bir cin. Şimdi şey de çok ilginç. O Diotima'nın tanımında ben şunu da çok ilginç buluyorum. Diyor ki Eros için her anını felsefe yapmakla geçirir. Geçirir. Çünkü güzelliği arayan bir tarafı var. Ya yani o hikmeti arıyor. Öyle hani saat 9 akşam 5 mesai bitti felsefe tamam <laughs> öyle bir şey değil. Mesai saatleri içerisinde yapılabilecek bir aktivitede de değil ve bu anlatıda felsefe ve aşk gerçekten iç içe girmiş durumda ki bence bu oldukça bilgece bir anlatı. Çünkü <laughs> bizler sınırlı bir yaşam süremiz var, bir serüvenimiz var. Bu serüven içerisinde de hayat denilen bu cereyanın mahiyetini anlamaya çalışıyoruz, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kim olduğumuza dair arayışlara giriyoruz. Ve burada sadece düşüncenin kalbi atmaya başlamıyor. Aynı zamanda sadece alışıldık kalıpların tekrarını duymak isteyenlerin beklentileri de kırılmaya başlıyor. Böyle insanlar genellikle ciddi ve ağır oluyorlar. Ya yani bu anlayışın da terk edildiğini, daha hafif, daha neşeli bir hallerin de kendiliğinden geldiğini düşünüyorum. Şimdi filozofla, felsefeyle Eros'un bu özdeşliği bu çerçeveden baktığımızda felsefenin ruhunda barınan o tehlikeli, haylaz, cesur ve meydan okuyan karakteri gösteriyor. O karakter parlamaya başlıyor. Şimdi <laughs> dolayısıyla felsefede kişinin kendine verilmiş, sunulmuş olanla bir hesaplaşması ister istemez ortaya çıkıyor. Ve bir anlamda da yani o güne kadar şu dallara tutulmuştum. O dalların bırakılması anlamı var. Yani felsefeyi sığınacak bir liman arayışından çok ...çıkılacak bir yolculuğa benzetmek daha isabetli olacak. Ama yani çok görüyorum böyle insanları her yerde, her alanda. Ee, yolculuğa çıkanları sevmeyenler de bol. İşte sürekli belki şaka yolu söylersek bunlar tümden geliyorlar. Yani bir <laughs> ulaşmış oldukları bir tümleri var. Oradan geliyorlar. Yani tamam hoş geldiler falan ama... ...sürekli böyle bir akıl öğretme, bir tebliğ verme halleri var. Yani tartışmaya açık değiller budur doğrusu demek istiyorlar. Şöyle bir kürsü buldukları zaman söylemek istedikleri, tebliğ etmek istedikleri bir şey oluyor. İstiyorlar ki karşıdaki tarafta biat etsin. Çok bilirler bunlar, çok bilgiştirler. Çok vardır bunlardan, her alanda görürsünüz. Belki televizyonu açtığımız her an karşımıza çıkıyor. Çok fazla uzman var, çok fazla e, otorite var, ünvan sahibi var. Bu tırnak işareti içerisinde söylüyorum. Bu otoriteler aslında kendilerine saygı duyulmasını beklerlerken talep ettikleri bir yat. Nasıl düşüneceğimizi, nasıl yaşayacağımızı bize söyleyen, yani ünvanlarıyla, o makamlarıyla, nüfuzlarıyla duran insanlar da çok. Bunların bir özelliği vardır, bence dikkatinizi kesin çekmiştir. Muhakkak Nemrut'turlar, gülmezler genelde. Gergindir suratları yani böyle bir ekşidir ama yani böyle dururlar falan. Niye bilmiyorum. Çünkü tehdit altında hissettikleri için olsa gerek. Yani adamın suratına bakıyorsun yani limon <laughs> salataya sıkılabilir. O hale dönmüş. O kadar yani ben sana bunu öğretiyorum, size bunları söylüyorum, sen nasıl bana itiraz ediyorsun gibi bir tavır. İşaret parmak muhakkak havadadır. <laughs> Ben size doğrusun falan gibi bir tavır var. Gülmüyorlar çünkü aslında her akış, her arayış onların bu kesinlikleri için, bu netlikleri için tehdit anlamına geliyor. Sürekli kafalarındaki kalıpları dayatmak istedikleri için e, yani ne kadar doğru, ne kadar haklı, ne kadar e, isabetli olduklarını duymak istiyorlar. Ve dünyadaki bütün kötülüklerin kaynağı da onlara göre kendilerine benzemeyen ötekiler. Bunu da bağıra çağıra ilan ederler. Sakin olmazlar böyle insanlar. Hep mağdurdurlar, hep mazlumdurlar. Hep haklıdırlar, hep ciddidirler. Ya bizdensindir ya tehdittir. Şimdi yani ya onlara biat ediyoruzdur ya etmiyoruzdur. Ve sanki hayal edilen kültür herkes seri üretim mişçesine birbirine benzer olsun. Herkes temelde aslında bana benzesin. Yavan bir sürü ideali. Tüm bunları söyleme sebebim şu. Yani bilgiye, idrake, akla yaklaşımda ahlaki bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Ya felsefede işte epistemoloji diyoruz. Epistemoloji bağımsız bir konu değil bence. Ahlaki bir gerilim alanı orası. Nasıl yaklaşacağız? Tamam aklın pratik konulardaki e, kesinlik ve netlik sağlamaya çalışması iyi. Bunda bir sıkıntı yok. Ama akıldan haddi olmayan şeyleri de bekliyor gibiyiz biraz. Yani bizi hayatın muğlaklıklarına karşı korumasını da bekliyor gibiyiz. Bu felsefede yani Heraklitos'un o sözlerini biliyorsunuzdur. Hayattaki sabitliğin sadece bir kurgu olduğuna işaret eden sözleri var Heraklitos'un. Ve bence haklıydı da. Akıl kullanışlıdır, faydalıdır. Bunu da sunar. Ama ben özellikle bu konuşmada yapmaya çalıştığım şey akıldan değişmezlik iddiası, sabitlikler beklentisi bunu sorgulamak istedim. Akıl o kadar da nötr olmayabilir veya bilgiye yaklaşımımız nötr olmayabilir. Altta ahlaki bir tartışma e, olsa gerek. Ve varlıkla kurduğumuz ilişkinin altında biz çıkarsız bir ilişki olduğunu düşünsek de aslında altta sanki akıp giden bir hayat karşısında duyulan korkular var gibi. Yani dünyanın değişmezliği ile ya da zamansız doğrular düşüncesiyle rahatlık arayışı var gibi sanki. Bir bir yerde bir sabitlik istiyoruz. Aman bir şey değişmesin. Yani zamansız bir alan olsun, zamansız bir öteler olsun. Orada her şey sabit olsun. Yani bu Felsefe tarihinin neredeyse belki veya işte düşünceler tarihinin inançlar tarihinin ciddi bir kısmı bunun üzerine kurulu gibi. Ama bunun altına indiğimizde akıp giden hayatla veya zamanla bir barışamama, bir sabitlik ve kesinlik içerisinde bir netlik içerisinde rahatlık bulma arzusu var gibi. Nietzsche gibi bakarsak şöyle diyebiliriz. Yani bu doğruluk istenci, hakikat istenci gibi tabirleri var. Yani bir, bir talep var. O talep de saf bir talep değil. Onun altında korkular, güvensizlikler olabilir. Kesinlik ve netlik ihtiyacı bile diyebiliriz. Yani bir ihtiyaç kaynaklı. Ben doğrulardan, hakikatlerden bahsettiğimi söylüyor iken aslında altta bir kesinlik ve sabitlik ihtiyacı duyuyor olabilirim. Ve bunu tartışan herkes benim açımdan bana tehdit gibi görünüyor olabilir. Rahatlık ihtiyacıma bir itiraz var gibi. Oysa Sanki başka bir seçenek de var. O da e, kelimelerin, kategorilerin, sabitliğin ötesinde varlığın akışkan doğasıyla barışmak, o yaşamın enerjilerinin, doğanın enerjisinin, sanatın enerjisinin ve canlılığın içimizde akmasına sanki müsaade etmek, yaşam gibi olmak, doğa gibi olmak. Şöyle de diyebilirim. Yani sanki bir tahterevalli var. Bir tarafta kişi kendi sezgilerine güvendiği zaman, kendi arayışına sahip çıktığı zaman, kendi yolculuğuna sahip çıktığı zaman gelen bir özgünlük var. Ve doğanın ve yaşamın ve sanatın enerjileri onda çağlamaya başlayabilir. Ama tahterevalinin bu tarafına indiğiniz zaman kesinlik vaaz edenlerin veya işte kendilerini sorgulamayı, sorgulanmasını sevmeyenlerin dışlanması meydana gelecek. Kötü mü? Bence değil. Ama diğer tarafta eğer tahterevalli şu şekilde ilerlerse, yani akışı, arayışı reddediyoruz. O kesinlik ve sabitlik talep edenlerin düşüncelerini kabul ediyoruz. Bunların tebliğleri, tebliğ edip duruyorlar ya, onları kabul et diyoruz. Belki onların onaylanması ve pışpışlamasına sahip olacağız ama bu sefer kaybedeceğimiz tarafta kendi özgünlüğümüz, kendi yaşam enerjilerimiz olabilir. Ben konuşmamı böyle tamamlamak istiyorum. Zaten 50 dakikada oldu. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz beni. Çok sağ olun.